İyi günler, saygılar değerli 61 Medya izleyicileri. Bir Trabzon'da siyaset programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz İYİ Parti Ortahisar İlçe Başkan Adayı Seher Melek. Hoş geldiniz Seher Hanım. Hoş bulduk, teşekkür Nasılsınız, ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, moralliyim. Çok güzel bir çalışmadan geliyorum şu eyvallah, anda. Eyvallah. Değerli izleyiciler, Seher Hanım'la yaklaşık 3 hafta önce bir program daha burada gerçekleştirmiştik. O programda Seher Hanım yeni aday olmuştu. Şimdi artık adaylığının son haftasına girdi. Yarış bu hafta sonu 3 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek. Ve biz Seher Hanım'la bu yarışı konuşacağız. Diğer aday ve mevcut ilçe başkanı Sayın Erdal Uzun basınla pek yıldızı barışmadı. Bizimle alakalı değil. Basın genel anlamda basına çok beyanet veren, basına çıkan, böyle konuşmayı seven, partisini anlatan böyle bir şeyi yok. Bu tabii sonuç itibariyle olabilir. Siyasette bazı insanlar böyle düşünmüş olabilirler. Onlara da saygı duyuyoruz. Kendilerini davet ettik. Kendileri ben size dönerim dedi ve biz bekliyoruz. Kongreye kadar gelirlerse bu stüdyo Sayın Uzun'a da açık. Bunu da ifade edelim. Ve Seher Hanım'a dönüyoruz. Nasıl geçti arada geçen zaman? Başladığınızda geldiğiniz noktaya ilişkin neler söylersiniz? Şimdi şunu ifade edeyim. Cumartesi günü 3 Aralık'ta Park Restoran'da, Uzun Sokak'ta Park Restoran'da bir kongre sürecimiz olacak. Bu sürece hazırlanırken ben daha önce ilk programımı sizinle yaptığımda yeni daha adaylığımla ilgili delege çalışmalarını başlatmıştım. Ama şu anda aldığımız yol çok güzel. Günde neredeyse 20-25 tane delegemle görüştüm. Ve bunların birçoğuyla da yani yaklaşık 12-13 tanesiyle de hep yüz yüze randevulaştım. Evlerine gittim, iş yerlerine gittim. Gerektirse bazıları farklı yerlerde bir kahve içmek için randevu verdiler. Gittim ve kendimi anlattım. Hedefimi anlattım. Zaten birçoğu da bana ifadelerinde şunu kullandılar. Çoğu tanıyor. Ben üye yapısını parti kurulduğundan beri çok iyi biliyorum Ali Bey. Yani üye yapılırken kuruluşunda bile vardı, evet, yaptık. Yani üyeyle tanışıyorsunuz yani. O üyenin sürekliliğini yani partiye geldiğinde de muhatap olarak karşısında da beni bulduğu için zaten üye beni tanıyordu. Şu son zamanda yapılan yeni üyelerden hani yapılan delegeler konusunda sıkıntı çekeceğimi düşündüm. Onda da çekmedim. Öyle bir şey ki Trabzon'da geçmişte de siyaset yaptığım için çoğu beni tanıyor. Öyle bir şey ki aile yakınım çıkıyor. Arkadaşımın görümcesi çıkıyor. Yani sosyal çevremde çok... Bu söyledikleriniz geniş. Asker delegeleri mi konuşuyor? Asker delegeleri konuşuyor. Oraya geleceğiz birazdan. Evet, oraya birazdan geleceğiz. Evet, evet. Seher Hanım. İlk yola çıkarken umutluydunuz. Tabii umutluydum. Şimdi biraz daha umudu yükselttiniz galiba. Çıtayı yükselttiniz mi? Aynen öyle. Yani şöyle ifade edeyim. En çok işe ne yaradı biliyor musunuz? O insanları muhatap alıp, onların ayaklarına gidip, onlara kendimi ifade etmem. Hatta birkaç tanesi ben gitmeden sosyal medyamı takip etmişler. Ben zaten gelen şeylere bakıyorum her gün. Asistanlarım da bakıyor arkadaşlar sağ olsunlar. Şu istek gönderdi kabul edelim mi? Evet edin diyorum. Onlar hemen beni incelemeye alıyorlar. Ben gitmeden benim geçmişteki çalışmalarımı... Sosyal medyadan İYİ Parti'nin delegesi seçeceği ilçe başkanını inceliyorum. Aynen yani. Öyle. Harika bir şey bu. Aynen ama ya. Öyle. Sosyal medya çok önemli. Biz zaten İYİ Parti'nin kuruluş şu aşamasında en çok bize faydası olan Twitter, Instagram ve Facebook oldu. Çünkü Facebook dediğimiz bu sosyal ağ sizi çok güzel ifade ediyor ve buna sansür uygulanamıyor. Sansürün uygulanmadığı yerde siz kendinizi yaptığınız çalışmaları, fotoğraflar olsun, işte orada verdiğiniz çabayı onlar görebiliyorlar. Evet. Ben gitmeden onlar beni sosyal medyamdan takip etmişler. Ve bana ifadeleri biz sizin çalışmalarınızı takip ettik. İnanıyoruz,
İnşallah bu işi başaracaksınız. Ben hep bu moralle oradan çıktım. Tabii bunu sandıkta görmek istiyorum. Seher Hanım, buradaki yarış her ne kadar İYİ Parti'nin Ortahisar ilçe başkanı seçilmek için bir yarışsa, hı, esas temsil ve liyakat olması gerekiyor. Buna inanıyorsunuz. Aynen, değil öyle mi? Aynen, ona inanıyorum. Zaten o yüzden aday oldum Ali Bey. Yani kendinizi Ortahisar'ı yönetecek, sevk ve idare edecek, zapt durapt altına alacak ve hakikaten partiyi ileriye taşıyacak liyakatta görüyorsunuz değil mi? Evet, görüyorum ve bunu yapmak zorundayız. Önümüzde 7 aylık bir genel seçim süreci var. Biz kendimizi halkımıza, genel başkanımızın siyasi programlarını, projelerini halkımıza mutlaka bu 7 aylık süreç içerisinde anlatmamız gerekiyor. Yani ben o liyakati kendimde görüyorum çünkü genel başkanımızın bütün grup toplantılarını, hatta bugün eline salatalı domatesi alarak yüzde kaç zamla geldiğimizi, nereden nereye geçen yıl 7 lira olan domatesin bu yıl 19 lira olduğunu, o kadar detaylı bilgiler veriyor ki ben bunları her grup toplantısını seyrederim. Bütün siyasi akşamlardan, yani günümü buraya ayırdığım gibi İYİ Parti'nin çalışma düzenine ayırdığım gibi akşamlardan da siz İYİ Parti'nin bütün programları. Onları genel başkan yapıyor. Siz ne yapacaksınız? İşte ne ben var? Önünüzde ne var programınızda? Önümüzde şimdi ben güzel bir start aldım. Bu delegeleri gezmekle. Çok da faydalı olduğunu gördüm. Evet. Seçimi eğer alırsam aynı hızla bu sefer ev ziyaretlerine başlayacağım. Kurum ziyaretlerine başlayacağım. STK'larımızı ziyaret edeceğim. Trabzon'un içerisinde, yani Trabzon'da onların çektikleri sıkıntıları dile getireceğim. Sizinle birlikte sosyal medyada olsun veya işte basında olsun seslerini duyurmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Evet. Ben diğer bir konuya geçmek istiyorum. Gittiğiniz yerlerde iyi anlamda nelerle karşılaştınız? Delegelerle görüşürken. Şimdi ben şu gittiğim yerlerde... Delege nasıl karşıladı sizi? Evet, herkes, Trabzon halkının bir özelliği var, sıcakkanlıdır. Çok sıcak karşılanıyorum. Yani eğer oy vermeyecekse bile öyle kibar bir dille söylüyor ki, ben onu algılayabiliyorum. O insan zaten belki, hatta şunu söylüyorum ben. Eğer bir söz vermediyseniz, bir yere bağlı değilseniz beni tanıyın. Öyle randevu istiyorum. Beni tanıyın, benim projelerimi dinleyin, ne yapmak istediğimi dinleyin, bir görüşelim. Onlar günde 25 kişiyi böyle arıyorum. Bunun yarıdan çoğu 15, 16, 13, en az 13 kişiyle mutlaka yüz yüze görüşüyorum. Onlar bana ifade ettiklerinde ben anlıyorum ki ya bu daha önceden işte zaten öyle bir durum oldu ki delege yapısı genetik oldu. Yani çoğu aileden oldu. Ne demek bu? Yani az önce asker delege diye bahsettikleriniz. Evet. İşte zaten bunlar delege yapısında işte soyadlarıyla da ortaya çıkıyor. İfade aynı soyattan, aynı çok, soyattan delege çok delege oldu. Toplamda 130 diye duyduk. Kamuoyuna böyle yansıdı. 130 asker delege var diye. Yaklaşık 120-130 arasında. Zaten onlara ben telefonla ulaşabildim. Kendimi ifade ettim. Biz bir söz verdik dediler. Ama ondan sonrasına ilerlemedim. Ama diğerleri mutlaka benimle görüşmek istediklerini ifade ettiler. Hiçbirine üşenmeden gittim, görüştüm. Yani 270 civarında delegeyle yüz yüze... Yüz yüze görüştüm. Yüz yüze görüştünüz. Önemli. Çok, hatta çok onların, yani onların şöyle bir yere gelin, o öyle falan değil. Ben sizin yanınıza geleyim. İş yeriniz nerede? Tek tek arkadaşlarımızla birlikte planladık. O gün içerisinde saat 1'de oraya, 1.30'da oraya ve aynı bölgedeyseler o bölgeyi öyle planladık. Veya aynı farklı bir mahalledeyse diyelim Kalkınma'da, diyelim Akçabat'a yakın işte Akçaköy'de, işte Akyazı'da. Nereye gitmem gerekiyorsa o bölgenin şeylerini planladık, delegelerini gittik. Çok da kolay oldu. Aynı hızla inşallah seçilirsem Ali Bey, bu mahalle ziyaretlerini devam ettireceğim. Evet, önemli ama. Evet. Kadın oluşumuzun ayrı bir avantajı olacaktır mutlaka. Seher Hanım, peki size tepki gösteren, soğuk davranan, dışlayan delegeniz olmadı mı? İki tane mahalle başkanı oldu. Hatta ben onlara hak verdim. Şöyle, benim bu çıkış sürecimde elbette bir anda ani bir çıkış oldu.
Öyle bir niyetim yoktu. Bu delegasyonun yapımında falan gördüğüm bazı durumlardan, haksızlıklardan evet. dolayı çıkış yaptım. Onlardan bir tanesi bana keşke bize de sorsaydın. Biz de mahalle başkanıydık. Çok haklılar. Olabilir. Evet, o düşünceye de saygılıyım. Bunun gibi şeyler oldu. Farklı öyle yani ya niye çıktın işte falan gibi bir çıkış hiç görmedim delegede. Çok mu hoş görmüşsünüz? Ya ben biraz yani iyi niyetle bakmak istiyorum. İyi siyaset yap. Yani nefret dilini kullanmak ama istemiyorum. Hayır hayır nefret dilini kullanmak istemiyorum. Yani insanlar böyle yaptıkları siyaseti iyi yapmalı. Biz zaten iyi olmak için, iyi bir siyaset yapmak için bu parti. Yani İyi Parti, Ortahisar, Trabzon. Ortahisar, Trabzon demek bir anlamı evet. var. Yani sevk ve idare edebilecek misiniz? O şeyiniz var mı? İdare edebileceğimi düşünüyorum. Hoşgörü meccaliğiniz olabilir orada yani yöneticilikte, başkanlıkta. Ya o farklı bir yer. Siz sahadan bahsediyorum ben size. Yani insanlara gittiğinizde onlara kendinizi ifade ederken çok daha naif olmanız gerekiyor. Ama tabii kendi yönetimimiz içerisinde bizim de çizgilerimiz var Ali Bey. Evet, siyaseti biliyorsunuz. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Devam edelim biz. Ulaşamadığınız delegeler asker delegeler. 130 civarında evet, asker delege ulaşamadınız. Belki telefonlarla. Telefonla ulaştı. Ulaştınız ama yani, yüzle görüşme tabii, şansınız tabii, olmadı. Tabii yüzle görüşme şansım olmadı tabii. Evet. Bunların tamamı belli soy isimlere ya da akraba birlikteliklerine bağlı. Bir de oturmadıkları mahallelere yazılılar. Doğru mu? Ne böyle yazık mi? Ki aynen öyle. Evet çünkü birçok mahalle başkanımız da herkesin elinde bir liste dolanıyor. Yaklaşık 80-100 civarında isim listesi farklı mahallelerde, oturmadığı mahallelerde ilçede oturuyorsa Trabzon'un, Ortahisar'ın bir mahallesinde gösterilmiş. Bunlar size de geldi. Tabii tabii. Yani biz onları geldi. Hatta biz kendimiz de askı listelerinden baktığımızda askı listelerini görmüştük daha önce. Sonra delege listelerini aldığımızda, karşılaştırdığımızda askıda olan mahalledeki kişi farklı bir mahalleye de delege çıktı. Hatta o mahallede 2018'den bu tarafa 28-30 tane üye yapmışız. O insanların da bir isyanı söz konusu oldu. Bizim mahallemizde tanımadığımız insan bu mahalleden 3 tane delege çıktı. 3 delegesi var. Niye o mahalleler bundan rahatsız mı? Tabii tabii. Tabii orada zaten benim çıkış amacımdaki en çok beni tetikleyen konu bu oldu. Oradaki üyelerimizin haksızlığa uğraması. Seher Hanım şu anda bu seçim şu mu olacak? İyi Parti'nin delegesiyle İyi Parti'de bir şeyler yapmak isteyen bir iradeye karşı duruş şekli mi çıkacak ortaya? Yani delege partiye sahip mi çıkacak? Bu pozisyonda mısınız? Ben üyenin partiye sahip çıkması pozisyondayım. Yani üyelerimizin mutlaka her demokratik hakka delege. Üye kullanmayacak. Fakat üyeden seçilmesi, o mahalleye emek vermiş mahalle başkanımızın yaptığı üyelerden delege olması gerekiyordu. Şu anda sizin ifade ettiğiniz olacak. Delege sahip çıkacak. Evet. Ama böyle olmamalıydı. Evet, üye sahip çıkın. Üyeye bırakılmadı. Yani o mahalledeki üyenin, çünkü o mahallede çalışmış mahalle başkanımızın bu zamana kadar yaptığı üyeye karşı bir sorumluluğu var. O insanlar orada temsil ettiler. Sonuçta bir genel seçimde gittiğimizde, milletvekili adaylarımızda, yerel seçimde gittiğimizde, belediye başkan adaylarımızda o mahalle başkanları bize eşlik ettiler. Kendileri bizimle esnafı gezdiler veya evlerdeki toplantılara katıldılar. O insanlara bir statü tanımamız gerekiyordu. En azından seçme, yani şu andaki ilçe başkanını seçme hakkını vermemiz gerekiyordu. Peki parti yolunun başında belki iktidara yürüyor şu aşamada. Neden böyle bir ayrışmaya gitti? Neden böyle bir asker delegeyle ele geçirme benim olsun biçiminde bir şeye gitti? Bunun önünde il başkanlığı ve milletvekilliği mi var hedefinde bu işin? Siz de basından duyumlar alıyorsunuz. Bunlar duyum. Yazıp çiziyoruz evet, bir de sonuçta. Bunlar evet. duyum ama böyle bir şey olduğu söz konusu olduğu bize de duyum olarak geliyor. Bilgi değil yani ama duyum olarak geliyor. Evet, il başkanı konusunda farklı bir aday, alternatif bir aday arandığı da söyleniyor. Milletvekiline kadar gidiyor mu bu iş? Yani bunun sonu, bunun sonu sanırım dedikodusu öyle olduğuna göre
oraya da gidecektir diye düşünüyorum. Yani ama şöyle, biz neden daha çok çalışıp 2 veya 3 milletvekilini çıkarmamız gerektiği konusunda çaba sarf etmiyoruz da? Yani isteyeni 2'ye koyalım. Çok isteyen yani varsa. Çok yani çok isteyen varsa bunu 2'ye koyalım. Daha çok çalışalım. Daha çok temsil edelim. Ortahisar olsun. Diğer ilçelerimiz olsun. Kapı kapı gezelim. Oy isteyelim. Kendimizi anlatalım. Yani bunu 3'e de 3'ü çıkaralım biz. 2'yi bırakın, 3'ü zorlayalım. Yani karşıya kim Hüseyin Öztürk istemiyor, tasfiye etmek istiyor. Siz Hüseyin Öztürk'ten yana mısınız milletvekilliğinden? Ya da şu anda onu tartışma mı ben diyorsunuz? Yani onu neden tartışma? O bizim vekilimiz şu anda, biz onu destekliyoruz yani. Ama tekrar adaylığı buradan söz konusu olursa yine destekleyeceğiz. Başka bir aday olursa, hani ikinci sıra, üçüncü sıra kim olursa olsun. 6 aday da bizim destekleyeceğimiz statüde bizi... Elimizden geleni yaparız. Ne yapmamız gerekiyorsa. Evet. Son bir soruya geliyorum ben. Seçimi kaç oy farklı alırsınız? Yani size şimdi bir rakam burada söyleyemem. Ama alırım diyorsun. Ama en az %60'la alırım ben. %60'la alırım. Evet, yani bir %10 farklı alırım. Aramızda %10 farklı olur diye düşünüyorsunuz. Çünkü onu da niye öyle söylüyorum? Dediğimiz o asker delege var ya, onun etkisi olacak tabii ki. Ama ben kendimi gidip ifade ettiğimde o insanların beni çok iyi anladığını fark ettim. Ben onların o içle göz bakış, ben vücut dilini de bilirim Ali Bey. Yani siyasetin içinde olan insanlar karşınızdaki size ağzıyla evet deyip de vücudu da hayır diyebiliyor. Onu da anlayabiliyorum. Ama %10 farkı olacağını düşün, yani eminim. Kırgınlık, küskünlük olacak mı? Hayır. Ben zaten aday olduğumda ilk ilçe başkanıma gidip açıklama yaptığımda, kendisine aday olduğumu söylediğimde, bu konuda kendisinden, hatta benden ne yapmamı istiyorsun dediğinde, kendisine şunu söyledim. Ben delegelere çalışacağım. Ne olursa olsun sana benden yana herhangi bir şey gelirse bir telefonun ucundayım. Beni telefonla ara veya ben sana aynı şekilde, ama yarın kongre salonunda ben kaybettim, senin kolunda çıkacağım. Sen kaybedersen benim koluma girip o salondan çıkacağız. Çıkmanı istiyorum. Tabii. Ben öyle, yani öyle istediğimi söyledim. Benden ne istiyorsun deyince. Kendisi de tabii ne demek, sen her zaman başımın üstünde yerin var ifadelerini kullandı. Bu çok güzel bir dil. Zaten İyi Parti'ye yakışan bir dil. Evet. İlave etmek istediğiniz şey var mı? Buyurun. Yani ilave etmek istediğim şey, çalışınca başarıyorsunuz. Çalışınca, insanlara değince, kendinizi ifade edince mutlaka başarılı olacağıma inanıyorum. Yani inandım zaten buna. Bu yolda da devam edeceğim. Genel seçime kadar devam edeceğim inşallah. Genel seçime kadar 7 ay böyle devam edeceğim. Evet. Çalışmaya devam edeceksiniz. Ondan sonra ne yapacaksınız? Ondan sonra geliyor belediye seçimleri. Seçim bittiği zaman diğer seçim başlar. İnşallah belediye başkanlığını da alacağız. Ortahisar'ın belediye başkanlığını İyi Parti alacak. Bir dakika, Ortahisar mı, Büyükşehir mi? İttifak olursa nasıl şimdi olacak? Onu karar verilecek yani, ne olursa, ama ben Ortahisar'da da eğer öyle olursa büyük bir çalışma temposuyla o belediyeyi de almayı hedefliyorum. Evet. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ediyorum. Ve pazar gününü bekleyelim. Değerli 61 medya izleyicileri, Seher Melek hanımefendi ile İYİ Parti Ortahisar ilçe başkan adayı Sayın Seher Melek ile kongre süreci öncesi son konuşmamızı yaptık. Son röportajımızı yaptık. Kendilerine başarılar diliyoruz. Hakikaten bir önceki programla şimdiki program arasında özgüveni biraz daha yükselmiş ve hakikaten delegeyle içli dışlı olmuş ve kazanmayı bekleyen bir psikoloji gördük. Her iki adaya da başarılar diliyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.